Allah'tan. Evet. Bugün gene Niyazi Mısri Hazretlerinin İrfan sofralarından üçüncü sofrayı açıklayacağım ben size. Bir kere korkmayın. Korku ile iman yan yana durmaz. Sizin kılınıza zerre gelmez. Bak, her geçen gün daha da ilerler ve açılırsınız. Kabınıza sığmazsınız. İçiniz içinize sığmaz. Yaşamaktan keyif alırsınız. Borcunuz varsa ödenir. Hastaysanız iyileşirsiniz. Geçen gün bir arkadaşımız var. Bana bugün bir mesaj atmış. Hocam, gece rüyama geldiniz. Ertesi gün ben iyileştim. Yani artık rüyalara gidip insanları şifalandırmaya başladım. Benim haberim yok. Ben uyuyorum tabii de. Hani bir gün böyle 14 sene evvel falan bir grup bizim eve gelmişti. 12-14 kişi falan vardı. Dedim, ben geceleri gelirim, rüyanızda size ders anlatırım, geceleri dedim hani ziyaretinize gelirim falan dedim. Orada bir öğretmen bayan vardı, genç bir bayan. Hocam, gece gelmeseniz olmaz mı? Kocam çok kıskanç da dedi. Dedim, gece gelmeyeyim, gündüz geleyim o zaman. Yani ya rüyada geleceğim diyorum. Yani şimdi kapıyı çalıp gece geldim ders anlatacağım demiyorum ki. İşte insanlarda bu tip bir şey var. Hani henüz mesela biraz enerjiniz süptirleşir, biraz varlıklarla irtibat kurmaya başlarsınız, hemen korkarsınız. Yani halbuki hakikatiniz o. Siz bu dünyadaki bütün alemlerle görüşebilecek kabiliyetiniz var. Korkmadığınız zaman size görünürler. Korkmadığınız zaman irtibat kurarsınız. Korkmadığınız zaman sizinle konuşurlar. Ama korkarsanız bağlantıyı hemen otomatik olarak aura kapanır, kilitlenir ve bir daha mesela arada bir astral yapan arkadaşlarımız olmuştur. Sonra bir anda ya işte bedenimden ayrıldım, kendimi gördüm, bir korktum ve bir daha da olmadı. Olmaz. Bir daha o kilitler kendini çıkmamak üzere. Yani ne kadar güzel. Çık, bütün alemi dolaş, gerisin geri gel. Şu an bütün herkesin yaptığı şeylerden bir tanesi astral seyahat. Yani neredeyse herkes yapabilme kabiliyetine sahip yani. Üçüncü sofrayla devam edelim arkadaşlar. Ey iman edenler! Zandan çok sakınınız. Çünkü zannın bazısı günahtır. Birbirinizin gizlisini araştırmayınız. Biriniz diğerinizin gıybetini etmesin. Birbirinizin ölmüş kardeşin etini yemek ister mi? Elbet bundan iğrenirdiniz. Allah'tan korkunuz, şüphesiz Allah bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Şimdi bu Hucurat suresinde yani hep böyle Allah'tan korkunuz, korkunuz yazıyor ya, burayı silin. Allah'ı seviniz. Birincisi şu var. Zandan sakınınız diyor. Evet, tamam. Dört anlaşmanın üçüncüsü neydi? Bir, ağzından çıkana dikkat et. Evren onu emir olarak algılar. Ha, birinci anlaşma buydu, değil mi? Toltek bilgilerinde. İki, neydi? Sana ne söylerlerse söylesinler, üstüne alınma. O kişinin o anki ruh haliyle ilgiliydi. Ha, demek ki söyleyen kişinin kimin ağzından çıkıyorsa o kişiyi ilgilendiriyor. Üçüncüsü neydi? Asla zanda bulunma. Ha, bak ayette de diyor ki zandan sakınınız. Zan insanın cehennemidir. Zannetmek insanı düşünceye düşürür. Zannetmek o kadar sıkıntılı bir şeydir ki, ay kocam elinde telefonla kimle görüşüyor acaba? Biriyle görüştüğünü zannediyorum dediğin andan itibaren içine bir kurt düşer. Kocan kimle görüşüyor? Kimle görüşüyorsa görüşüyor. Sana ne? Yani o onun problemi. Yani olur mu? Ya beni bırakır giderse falan. Ya zaten giderse hiç senin olmamıştır ki. Yani birisi senden gidiyorsa zaten senin hiç olmamıştır. Birisi sana zaman ayırmıyorsa zaten seni sevmiyordur. Birine seviyorsan ona ayırdığın zamanla ilgilidir. Ne kadar çok zamanını ayırdığın ne varsa onu seviyorsundur. Yani evet, burada diyor ki bil ki güneş
Nereye yönelirse karşısında karanlık görünmez. Karşısına düşen her şey aydınlık ve nur görünür. Güneşin gördüğü nur karşısına düşen eşyayı ışıklandıran kendi yüzünün nurudur. Ama zulmetin karşısında aydınlık olmaz. Karanlık karşısında bulunan eşya daima karanlık görünür. Bu karanlık karşısına düşen eşyayı karartan kendi karanlığıdır. Şimdi güneş kendine kıyasen bütün alemin nurdan ibaret olduğunu zanneder. Yani herkes öyledir. Bir hırsız bütün alemi hırsız zanneder. Başka türlü vicdan rahat edemez. Yani organize işlerde Yılmaz Erdoğan'la Süpermen karşı karşıya otururlar. Hani Süpermen diyor çocuğa. Süpermen diyor, yemek yiyorlar şey Boğaz'da. Şu karşıda gördüğün yalılar sahiplerinde hiç mi arak yok diyor. Araklamak. Yani çalma yok diyor. Yani herkes başkalarının mesela şeyin lisede okumanız gereken bir kitaptır. Montaigne denemeleri. Orada der ki bir insanın başından aşağıya dolu yağdığını düşünüyorsa yani yağıyorsa o kişi zanneder ki bütün dünyada herkesin başından aşağı dolu yağıyor. Yani insan yaşadığını rahatlatabilmesi için mesela şey de öyledir. Okuldayız tamam mı? İşte lisedeyiz. Hava çok güzel. Sınıfın yarısı kaçmış. Gözümüz dışarıda hani. Fakat hava yağışlı, kar var, bilmem ne var. Bütün sınıf içeride, sen de içeride böyle ders dinliyorsun. Böyledir. İnsan hep şey içerisindedir. Hani dışarıyla olan bağlantıyla alakalı zannetme. Dışarıda olanlar çok eğleniyor ya. Vallahi ben evde tıkaldım kaldım. Hayır. Hiç kimse bir yerde eğlendiği yok. Senin içinde huzur ve mutluluk varsa sen her yerde eğlenirsin. O yüzden diyor ki karanlık karşısında bulunan eşya daima karanlık görür. Bu karanlık karşısında düşen eşyayı karartan kendi karanlığıdır. Bir insan kime bakarsa onu da güzel görürse o kişinin içinden dışarı yansıyan kalbi güzeldir. Ve bir kişiye 40 gün güzelsin, 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 güzelsin dersen 40 gün sonra o güzelleşir. Bak söz veriyorum, yemin ediyorum 40 gün dene ya. Bak 40 gün kedin var mı evde? Kedine söyle. Yani bir şey söyle, bir şey bul ya. Dene yani. Denemek için bir çiçek al eve. Her gün yanından geçerken çok güzelsin, çok güzel kokuyorsun, çok güzelsin. Şimdi bizim dağda bir tane kedimiz oldu. Sürekli geliyor artık, yemeğini yiyor falan filan. Kedi o kadar güzelleşti ki, öyle sevilmeyi seviyor. Son gittiğimde işte yemeği kalmamış tabağında, gece tilkiler yiyor yemeğin onun. Yemek koydum falan. İnan bana yemeğin yanına asla yaklaşmadı. Geldi önce beni sev, beni sev diye kıvrandı, kıvrandı. Ben biraz sevdikten sonra gitti. Nasıl acıkmış. Çatır çutur çatır çutur yedi. Koşup geliyor. Bir de köpeklerin arasında büyümüş galiba. Hav diyor bana. Miyav diyeceğine. Hav diyor. Ya kardeşim hav değil öğretiyor. Miyav diyeceğim diyorum. Böyle bir şey işte. Böyle bütün güzellikler beni mi bulur bilmiyorum ama vallahi ne bileyim. Evet şimdi güneş kendine kıyasen bütün alemin nurdan ibaret olduğunu zanneder. Ben de hep herkese iyi ve mükemmel görüyorum. Ben başka kim bir şey de görmüyorum. Diğerlerine gözlerim kör. Zulmet, karanlık ise kendine kıyasla bütün eşyanın zulmetten ibaret olduğunu sanır. Unutmayın, başınıza ne geliyorsa hayrınızdadır ayeti vardır. İncil'i de okuyun, Tevrat'ı da okuyun ve Kur'an'ı da okuyun. Ama Tevrat, İncil ve Kur'an'ı sırayla okursanız en sonunda anlarsınız ki Kur'an-ı Kerim Tevrat'ta ne yazılıysa ve İncil'de ne yazılıysa Kur'an'da alınıp içine konmuş. Yani bir bakarsınız ki siz Tevrat ve İncil okuduğunuzu bilirsiniz. Asla herhangi bir bozulmuş, bozulmamış kitap şöyleymiş, böyle sizi ilgilendirmiyor.
Gerçek Kur'an insandır arkadaşlar. Yani Hazreti Ali diyor ya, ben ayaklı Kur'an'ım diye. Şimdi ben kendi hakkım olarak söyleyebiliyorum. Sen kendin hakkın olarak söyleyebilirsin. Yani siz ayaklı Kur'ansınız. Siz hayatı Kur'an yapan Allah'ın yeryüzündeki yaratıcı ellersiniz. Ama bilmiyorsunuz. Sadece bu var. Yani aramızdaki tek fark ne biliyor musun? Yani birimiz biliyor, birimiz bilmiyor. Ama yapıyoruz. Yani eller yapıyor. Eller ne? Benim karşı caddeyi ben yapmadım. Eller yapmış. Yani başkaları. Benim evinde oturuyorum ama evi eller yapmış. Yani başkaları. Yani şu eller var ya, el dışarıda olan her şeyi biz yapmışız. Ben de onlara hizmet etmişim, onlar da bana hizmet etmiş. Benim hizmet yerim başka bir bölümde. Mesela o da diyor ki, ya işte ben bu kupayı, işte ben bu bardağı birisi yapmış, biri tasarlamış. Onu da ben yaptım. Ona göre ben elim, bana göre diğer dışarıdaki kişiler eldir. Gördüğün şey eldir. O yüzden bütün alemden çalışan Allah, Allah'tan gayri hiçbir şey yoktur. Bunun hakikati de hidrojendir. Yani hidrojen enerjisi bütün bu dünyanın tamamını sarmış, içinde ve dışında. Bütün varlıklar atomlardan yaratılmış ve atomun içinde de la ilahe illa Allah yazar ve bütün alem la ilahe illa Allah'tan yaratılmıştır. Başka kimse yok. Peki biz sadece şuurlu varlıklarız. Bir de şuursuz hayvanlar var. Şuuru olmayan, düşünmeyen, okumayan, hani Güneş arifi billah olan muhaddin müminin misalidir. Bu zaten bütün eşyada kendi irfanın, tevhidinin, imanın ve ayağının hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Lakin siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Yani bütün alem Allah'a hamd eder. Yani sensin, senden başka bir şey yoktur der. Bilir mi? Bilmez. Ağaç Allah'ı zikreder. Zikrediyor mu? Ediyor. Ağaç biliyor mu? Bilmiyor. Bak bu çok önemli. Ağaç zikrediyor mu? Ediyor. Biliyor mu? Bilmiyor. Sen sabahtan akşama kadar istersen bil, istersen bilme. Yani burnunla hu çekersin, ağzınla hay çekersin, kalbine Allah çekersin. Biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor ayette. Demek ki sen üç yerden zikir çekiyorsun sabahtan akşama kadar. Hayvanlar çekiyor, bitkiler çekiyor. Bütün alem dünya dönerken zikir çekiyor. Biliyor mu? Sadece şuurlu olanlar. Yani içinizde şuurlu olanlar sadece bilenlerdir. Geri kalan kısım şuursuz olanların, Allah yine onlardan zikir çektiriyor kendi adını ama bilmiyorlar. İşte siz anlayamazsınız dediği kısım buradan. Ayetinin ifade ettiği gibi aksinin nurunu görür. Halbuki aslında eşyanın bir kısmında cehalet, küfür ve isyan zulmeti vardır. Fakat o mümin bakışlarının nuru bütün eşyayı kaplar. O da hepsinde sadece nur görür. Bütün insanlar insanlara iyi zan besler. Bu sıfat bir insana ancak kemale eriştiren bir mürşidi kamilin terbiyesi altındaki iç tasfiyesiyle mümkün olur. Yani diyor ki bunu öğrenebilmen için diyor bir rehbere gidip bu yola girmek gerekiyor diyor. Yani bu ben kendi başıma öğrenirim, kendi başıma işte YouTube'dan okuyarak falan bu tip bir şey değil. Kalpten kalbe aktarılabilecek. Evvelsi gün işte 2 gün kaldı gitti. Göksel Almanya'dan geldi bir öğrencim. Ondan sonra Almanya'da da buluşmuştuk beraber. 2 gün sadece bak 2 gün yani 2 gece kaldı. İşte aşrama gittik, geldik, havaalanına götürdüm falan. Hocam dedi, gerçekten söylediğiniz gibi dedi. Biz dedi kaç yıldır hani 1,5 yıldır dedi internetten görüşüyoruz. İşte ama dedi canlı
Burayı görünce dedi, seni de görünce dedi, buradan dedi ayrılmak istemedim dedi. Birden dedi buraya hani ne gerekiyorsa burayı yapmaya hazırım. Ben dedi artık dedi ucuz bilet buldum mu atlar gelirim. Bak adam Almanya'dan gelmeye çalışıyor. Şurada Türkiye'de insanlar hani o kalpteki ışık yanmadığı müddetçe bana gelin demiyorum yani. Kendinize gelmediğiniz müddetçe, kendinizi tanımak istemediğiniz müddetçe, dünya hayatını bitirmediğiniz müddetçe, yaşamadığınız şeyler varsa hepsini yaşayın. Zaman çok, artık zaman kavramımızın kalmadığı bir dönemdeyiz. Yani çünkü bütün bilgiler yavaş yavaş açığa çıkıyor. Çok hızlı bir şekilde ilerlemek zorundayız. Bu sıfat bir insana ancak kemale eriştiren bir mürşidi kamilin terbiyesi altında iç tasfiyesiyle mümkün olur. İç tasfiyesine bugüne kadar öğrendiğiniz bilgilerin sizden silinmesi. Zulmet ise cehalet ile kalbi kararmış cahile benzer. Bu adam bütün eşyada bir eksiklik görür. Herkeste bir ayıp arar. Cahil neye baksa cehaletinin ayıbının siyahlığı o şeye akseder. Daha geçen gün anlattım. Cahil insanla oturduğunuzda ya siyaset konuşur, ya para konuşur, ya dünya hayatı konuşur. Yani bizim burada bütün uğraşımız şu. İnsanı tanımak ve bilmek. İnsanı bilen hakkı bilir. Hakkı bilen Rabbi bilir. Rabbi bilen kendini bilir. Kendini bilen Allah'ı tanır. Allah sana şah damarından yakın. Senden gören o, senden duyan o, senden konuşan o. Ama sen bilmiyorsun. Sadece bilmiyorsun. Çok hızlı araba kullanıyorum. Göksel dedi ki, hocam dedi uçuyorsunuz dedi. Ben uçmuyorum, uçurana bak sen dedim. Yani, hocam hep dedi böyle nüktedan mısın ya, uçuran. Yani. O uçuruyor yani. Biz sizin uçmanızı için uğraşıyoruz. Benim uçmam hiçbir işinize yaramaz. Ama siz uçarsanız, siz uyanır, siz farkındalığınız artarsa o saatten sonra göreceksiniz. Hayatınızda çok şey değişecek. Buradaki zaten hemen söyleyeyim. Özlem, Nergis, Nevser, Kadir. Buradaki arkadaşlarımız beşer defa gelen insanlar. Yani buraya gelen 20 kişi var mesela. O 20 kişi de meraktan girmiştir. Ama buradaki 10 kişi zaten sürekli benimle beraber olan, her yerde manada da benimle beraber olan insanlardır. Cahil neye baksa cehaletinin ayıbını ve siyahlığını akseder. Baktığı her şey ne olursa olsun muhakkak ayıp ve noksan bir şey bulur. Fukara bilmez ki o kendi ayıp noksanıdır. Oradan kendi aksetmiştir. Hep söylediğim şey vardı. Yani bilinç, bilinç, bilinç. Yani siz borç bilincinden kurtulmadıkça, zenginlik bilincine geçmedikçe, uyanış bilincine uyanmadıkça kendinizi bu geçmişten bugüne kadar öğretilmiş bilgilerden uzaklaştırmadıkça aynı çemberin içinde döner durursunuz. Bizim çemberde değil de elifte olmamız lazım. Dimdik, dosdoğru, yani sırat-ı müstakim, düz dosdoğru, yukarı doğru hareket et diyor ya. Yani dönüp durma diyor. Hani dönme. Yani binaaleyh, ey ehlullah yolunda sülük eden talip. Allah da mücahede et ki ruhunun güneşi battığı yerden doğsun. Tutulduğu yerden açılsın. Kalbinin alemleri nurlansın. Nurun yüzüne vursun ve senin yüzünden karşıda bulunanlara yansıyarak hepsini aydınlatsın. Karşında bulunanlar senin ilim ve irfanın ve nurundan istifade etsinler. Senin gölgende yani cismin ve bedenin gölgesinde istirahat etsinler. İşte güzel huyun kemali budur. Allah bizi de sizi de bu vasıflarla vasıflandırılanlardan Allah indinde, insanlar indinde razı olmuş ve sevilmiş olan bu huylardan, huylanmış bulunanlardan eylesin. Üçüncü sofrada böyle bitti. Şimdi üçüncü sofrada biz şimdi bir kuyu kazdırdık şeye aşrama. Onun içine motor falan alınması lazım.
birkaç yere sordum. Dediler ki falan yere git. Yani gittik. Adam hemen bana bir hesap çıkarttı falan. Dedim ya abi hani bunda yapabileceğim bir şey yok mu dedim. Dedi valla şu an dedi biz imalatçıyız. Biz toptancıya verdiğimiz fiyat gibi size %70 fiyat düştüm dedi. Ben dedi sizi sormadan bile dedi. Yani kimsiniz nesiniz diye dedi. Ben teşekkür ettim. Dedim ya bunu ben nasıl kuracağım falan bilmiyorum. Ben kurarım sen merak etme dedi. Sen hepsini bağlarım dedi. Bağladı ama dedi biz dedi gelip dedi orada 15 kilometre yukarıya yapamayız dedi. Yani tamam dedim yapmayalım. Ödemelerini yaptım falan filan. Ondan sonra gittim bir çay içiyoruz. Dedi ya ben dedi elemanımı göndereyim kurdurayım dedi. Dedim parasını vereyim. Yok yok dedi hocam ne parası dedi falan. Dün arıyor diyor ki hocam ben de geleceğim merak ediyorum orayı. Beraber geleceğiz elemanlığa gelip kuracağız orayı. O hep mi benim başıma gelir bu güzel şeyler yani? Hep mi güzellikler beni bulur? Yani evet arkadaşlar. Lütfen etrafınızı ışık olun, ışıldatın. Siz ışık varlıklarsınız. Hakikatte ışıksınız siz. Yani aşk sizde yanmalı. Bak hep şöyle söylüyorum. Ulaşamayacağınız bir şey bulun, ona aşık olun. Yani atıyorum aklınızda ne varsa yani işte birisi Tarkan'a diyelim aşık olun. Hani ulaşamayacaksınız biliyorsun. Ah Tarkan, ah Tarkan, 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 Tarkan derken Mevla'yı bulun yani. Hani biz de bir Leyla arayalım. Ney Leyla, 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 Leyla derken biz de Mevla'yı bulalım. Yani burada ulaşılabilecek biriyle uğraşmayın. İçinizin yanması lazım. O özünüzün özlem dolu olması lazım. Özlem öyle değil mi? Özlem. Hem özlem hem öz. Hem özü de var kızda. Hem ona da özlem duyuluyor. Demek ki sistemin içinde yani siz eskiden ders çalışmaktan sıkıldığım zaman hemen çarşıya çıkardım. Böyle hemen güzel iki tane kalem alırdım. Eve gelirdim. Bir şey aldığın zaman kullanmak gerekiyor yani. Otururdum ders çalışırdım yeni kalemle yazayım diyerekten. Yani özendirici bir şeyleriniz olması lazım. Hani hayatınızı Allah'a hizmet etmek için demiyorum. Kendinize hizmet etmek için kendinize zaman ayırın. Kendini bilen Rabbini bilir. Mutlu ve sağlıklı olalım. Huzurlu ve güçlü olalım. Varlıklı ve zengin olalım. Savaşlardan, hastalıklardan, sıkıntılardan, dertlerden uzak olalım. Kendini bilen, Rabbini bilen, Allah'ı bilenlerden olalım. Uyananlardan olalım. Sevgi içerisinde, sevinç içerisinde olalım. Aşk olalım, aşık olalım, aşktan beraber olanlardan olalım. Bu güzel günlerin hürmetine, bu kıyametin, uyanış gününün hürmetine Allah'ın yanında Allah'a hizmet edenlerden olalım. Sevgi ve sevinç içerisinde kendine göz kulak olanlardan olalım. Amin. Hepinize iyi akşamlar. Bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın. Bu videoda anlattığım arkadaşın videolarını izlerseniz sevinirim. Ayşenur yazar link atar size. Hoşça kalın.